Kayıtlı. Özge Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İzmir'deyiz, ödül törenindeyiz. İzmir'deyiz, aynen. Benim ikinci vatanım sayılıyor. Tam annem İzmirli olduğu için İzmir'i çok seviyorum. Her geldiğimde de böyle çok mutlu oluyorum. Bu akşam muhteşem bir ödül töreni sunuculuğunu yapıyorum. Defilemiz var, defile yapılacak. Çok kıymetli model arkadaşlarım defilede. Sonra da İzmir'e katkıda bulunan çok değerli, önemli isimleri ödüllendireceğiz bu gece. Genelde defilelerde biz sizi de görüyorduk ama bu sefer göremeyeceğiz evet, galiba. Evet, bu sefer ben sahnenin bu tarafını görev aldım. Çok sevdiğim arkadaşlarım defileye çıkacaklar. Şimdi bizim de önümüzde defilelerimiz var ama bugün sunuculuk kısmındayım. Tabii sunuculuk denince en başta gelen isimlerden birisiniz. Çok bu teşekkür ederim. Kaç bininci ödülü veriyorsunuz? Vallahi herhalde yani tam bu yıl bakarsak işte 9 ay oldu. Çoktur herhalde ya. Herhalde 2-3 ödül töreninde böyle sunuculuk yaptık. Ben çok keyif alıyorum sunuculuk yapmaktan. Televizyonda da öyle. Romantik bir müzik düşürmüşler bizim için. Ekranda da sunuculuk yapmaktan çok hoşlanıyorum. Sahnede de böyle ödül törenlerinde ya da özel gecelerde çok mutluluk duyuyorum. Hatta böyle önümüzdeki günlerde hem bir müzik ödül töreni sunacağız. Çok büyük bildiğimiz bir kanalın, radyonun. Hem de onun üzerine de bir global markanın İngilizce hatta böyle yabancı misafirlerle çok büyük bir gecesini sunacağız. Onlar için de heyecanlıyız, hazırlanıyoruz. Peki neden hep Özge Ulusoy tercih ediliyor sunucu olarak? Farkı yani, nedir Özge Ulusoy'un? Çok teşekkür ederim. Ben şöyle düşünüyorum. Ben çalışması kolay bir insanım. Böyle hani çok yüksek istekleri olmayan. Herhalde hani böyle kaprisizim. Kolay çalışılıyorum. Hızlı kavruyorum her şeyi. İşi kolaylaştırmaktan yanayım. Yani hani nasıl daha her iki tarafta mutlu olur. Hem ödül alanlar, verenler, organizasyon, herkes. İşi kolaylaştırmaktan yanayım. Benimle daha konforlu çalışıyor bence markalar. O yüzden herhalde yıllardır sırf sunuculukta değil. Her şeyde böyle bir tercih ediliyorum diye düşünüyorum. Hiç mi kaprisiniz yok? Kulisim yok düşüyor olsun, hayır, bu olsun. Yok yani hep bana sorarlar. Hatta benim menajerim Mine hep diyor ki insan hiçbir bir özel isteği olmaz. Bir şey istesek şöyle havalı ne bileyim. Yanar döner. Bir şey yok yani, işte benim suyum olsun, üşümeyeyim, temiz bir ortam olsun, o kadar. Onun dışında başka bir şey sanmıyorum. Saçım, makyajımı çoğunluk kendim yapıyorum artık, otomatiğe bağladım o konuda. O yüzden de herhalde tercih ediliyorum. Kıyafeti soralım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Modacı Gülafer Ateş'in her zamanki gibi. Hem bizim aile dostumuz hem de benim bütün sahne kostümlerimi, özel gecelerimde kıyafetlerimi Gülafer ablacığım tasarlıyor. Buradan öpüyorum onu. Bugün de böyle bir şey seçtik. Biraz böyle yaz sonu, fıstık yeşili, biraz ışıltılı, pırıltılı bir şey seçtik. Yaz sonu demişken, yaz sizin için nasıl geçti? Valla yaz güzel geçti. Yaza gelene kadar zaten çok yoğun çalıştık. Bizim yaz öncesi de çok yoğun oluyor, Mayıs, Haziran. Ondan sonra Temmuz'da bir sakinledik. Ağustos'ta yavaş yavaş işler başladı. Şimdi de tam gaz devam ediyoruz. İşte ilk yeni projelerimizden birine bugün başladık. YouTube'da bir sağlıklı güzellik programı yapmaya başladık. O bizim için büyük bir heyecan. Çünkü YouTube televizyon ekranını çok seviyorum ama YouTube'da da bir şey yapmak istiyordum uzun süredir. Çok da soran vardı. Kendi sevdiğimiz formatı YouTube içerisine kanalize etmiş olduk. Böylece insanlar hani kaçırdım, ettim, yetişemedim derdi de yok. İstedikleri zaman tıklayıp istedikleri konuyu izleyebilecekler. Sosyal medyadan size çok mesaj atan oluyordur. Ne giyineyim, nasıl besleneyim, ne yapayım bu sağlık ve oluyor yani üstüme. Onu şöyle yapıyorum. İşte haftada bir gün ya da iki gün böyle pazar günleri bir soru cevap yapıyorum. Oradan elimden geldiğince cevap veriyorum ama tabii ki sağlık konusu ben yıllardır sağlık programı yaptığım için kendim için çok bilinçlendim, çok şey öğrendim ama tabii ki hani işte sağlığa, doktora, hastaneye gelince hani tamamen hani uzmanına danışsınlar diye söylüyorum. Ama onun dışında ufak tefek tüyoları hep böyle soru cevapla Instagram'da hallediyoruz. Peki şimdi siz magazin kanalında sunuculuk sundum da yaptınız. Evet, çok da keyifliydi uzun yıllar. Şimdi siz artık bizden birisiniz. Hani evet. Magazin dünyasının neler en önemli oluyor? İsim. Neler oluyor sizin için son zamanda? Ben de sana soruyorum. Gündemi takip edebiliyor musunuz? Takip ediyorum tabii ki. Çünkü hepimizin elinde telefonlar var artık. O yüzden hani her an, her dakika her şeyi görüyoruz. Son bir yılın herhalde en böyle çalkantılı mı diyeyim, renkli mi diyeyim, böyle çılgın magazin dönemini yaşıyoruz herhalde. Evlilikler, ayrılıklar, İşte kavgalar, boşanmalar falan. Yani biz de izliyoruz öyle şaşkınlıkla. O zaman hemen hızlı soru cevap yapalım istiyorum ben de. Çok yorum yapmam ama. İlk mesela İzmir'deyiz. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde Tarkan konseri evet, vardı. Evet, çok güzeldi. Çok duygulandım. 9 Eylül olduğu için zaten hem İzmir için hem tüm Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir gündü. Çok da güzel bir organizasyon yaptılar. Tarkan zaten hepimizin canı.
harika bir konser verdi. Ben böyle izlerken işte YouTube'dan takip ettim bazı televizyon kanallarına. Tüylerim diken diken oldu. Çok burada olmak isterdim. Ama değildim ne yazık ki. O meydanı dolduran herkese, Tarkan'a, bütün organizasyona, herkese, belediyeye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dakikalardı. Hemen o zaman şunu sorayım. Sizi bu yıl şaşırtan boşanma. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Şu an ne var? Şu an herhalde gündemde Hadise'nin eşiyle boşanması var. Yani böyle şeyler hakkında çok yorum yapamıyorum ben. Çünkü iki insanın ilişkisinin içinde ne olduğunu aslında tam olarak hiçbirimiz bilemiyoruz. Yani istediğimiz kadar işte biri bir şey söylesin, sosyal medyaya bir şey düşsün falan. Aslında iki insan ne yaşıyorsa orada kalıyor ve onun dışındakileri çok bilmiyoruz. İkisi için de hayırlısı olsun. Çok uzun soluklu da olabilirdi ama erken bitti. İkisi de inşallah mutlu mesut hayatlarına devam ederler. O mesela boşanma sebebi olarak kıyafetlerine karıştığı falan söyleniyor. Siz ilişkinize kıyafetine karıştırılmasına müsaade eder misiniz? Nasıl okuyorsunuz bu açığa? Yani şimdi bir kişinin ne iş yaptığını biliyorsanız, hani az buçuk o kişiyle beraber oluyorsanız, yani bu konuda hani çok da bir şey söyleme hakkı olmaz. Kadının da erkeğin de. Ama tabii ki iki tarafın da karşı tarafı düşünerek davranması gerekiyor. Ben Hadise'de de öyle çok aşırı bir şey görmüyordum. O dedikodular doğru mu değil mi? O yüzden bilemeyiz yani. Magazinde her şey yazılıyor. Siz da bazen 10 tanesinden biri doğru oluyor. Siz kendi ilişkinizde müsaade eder misiniz böyle bir şeye? Ya ben zaten giyip giymeyeceğim şeylere karar veririm. Çok dekolte şeyler giymemeye dikkat ediyorum. İşte ne bileyim, en basitinden eskiden hani Maya Bikin defilesine de çıkıyordum ilk Türkiye güzeli olduğum zamanlar. Sonra yavaş yavaş hani çok iyi, kendimi orada iyi hissetmemeye başladım. Hani daha değişik şeyler giymeye başladım. Maya Bikin ya da plaj koleksiyonunda tanıtıyorsam. Kendi kurallarım var diyelim. Peki sizi şaşırtan bir yeni aşk var mı şu anda gündemde? Yok, yeni aşk var mı bilmiyorum. Düşünüyorum şu an. Bilemedim, düşünüyorum. Sen en son Kaan'la Pınar'ın... Ay, Pınar Deniz'in değil mi? Evet. Çok beğeniyorum Pınar Deniz. Çünkü Yargı'yı da böyle bir takip ediyorum. Bizim evde de izlenen Türk dizilerinden biri. Bir o, bir de Yasak Elma. Ben Yasak Elma'yı bir senedir çok hayranıyım. Geç keşfetmişim. Nasıl oldu bilmiyorum. Yoğun çalışmaktan herhalde. İkisini takip ediyorum zaten. Ama çok yakışmışlar birbirlerine ya. Mutlu olsunlar. Böyle yaşları, tipleri çok uygun gözüküyor. İkisi de başarılı, ikisi de genç. Allah mesut etsin, ne diyeyim. Peki kavga edenler de çok, böyle birbirine sataşanlar falan. Çünkü magazin masası yaptın bana buradan. Oturacağım birazdan. Kim kavga etti? Söyle bakayım. Birçok kavga var. Sizin direkt aklınıza kalan yok mu? Kim var ya? Söyle, vallahi unuttum şu an. En son... Kim kavga etti? Böyle sorunca ben de... Güzel de bak, kendi tuzağına kendi... Kim kavga etti en son? Bilmiyorum. Yine... Bütün küsler barışsın. Kavga kimse etmesin. Buradan seslenelim. Tatlıya bağlı. Kavga eden birini hatırlamıyorum ya. Yok, kim kavga etti bilmiyorum. Tamam, o zaman hemen konuyu değiştirelim. Konuyu değiştirelim. Magazin dünyasından çıkalım. Herkese mutluluk diledim. Gelmişken İzmir'de özlediğiniz bir şey var mı? Yemek anlamında. Bana vaktim olmayacak ama biz bu yaz Çeşme'ye böyle defileler, açılışlar, yine sunuculuk işleri için geldiğimiz için işte kumrumuzu yedik, mide dolmamızı yedik. Zaten hepsini sosyal medyadan da paylaşıyoruz. Bugün pek vaktim olmayacak. Sabah da erken uçakla döneceğim çünkü yine çalışıyoruz. Şu an bir şey yiyemeyeceğim. Pizza yedim geldim. Zaten karnım şiş. Peki bu yıl artık bitiyor. Yeni yılda Özgül Soy'dan sürpriz bir... Evlilik soracaksın. Valla işte geçen gün yine bana böyle bir soru sordular. Ondan sonra herkes cümleleri almış, karıştırmış, önünü başına koymuş falan. İşte evlilik düşünüyor musunuz dediler. Dedim ki hani hiçbir ilişkiye zaten ayrılalım diye başlanmıyor. Gene aynı şeyi söylüyorum. Kader, kısmet, doğru zaman önemli. İnşallah hayırlısıyla olur. Neden olmasın? Herkes evlenmek ister. Mutlu olduğu insanla, ruh eşim dediği insanla. Hayırlısı. Hayırlısı diyelim. İnşallah. Sizi gördüğümüzde mutlu olduk. Biz de çok tekrar sevindik. Çok teşekkür üzere ediyoruz. Görüşürüz en yakın zamanda. Yürü çok güzel. Eda Ece ile Ebru Şahin kavgası vardı. Kim? Ha, Eda Ece Ebru Şahin. Ne o? Evet. Hakan Bey, bu arada her zaman göremiyoruz sizi. Nasıl gidiyor Andrew'un beri? Vallahi çok güzel gidiyor. Yaklaşık 9 ay. 9 ay oldu değil mi? 9 ay, evet. 9 aydan beri bir birlikteliğimiz var. Gayet güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Benim çalışmalarım, onun çalışmaları yoğun. İşte bir taraftan konserler. Bu gece ödül törenine geldik. Ben ödül alacağım. O da bana eşlik etti sağ olsun. Yanımda yalnız bırakmadı beni. Yani çok böyle konuşamadık ilişkinizle ilgili. Her zaman göremiyoruz sizleri malum. Anlarım, nasıl kazandı Hakan Bey gönlümüzü? Onu soralım yani. Vallahi çok kibar Hakan ve çok olduğu gibi.
doğal komik diyoruz hatta biz kendi aramızda gülerken. İyi anlaşıyoruz, gayet keyifli. Çok doğal olduğu için de doğallığıyla kazandı kalbimi. Hiç böyle egoları yok. Son derece mütevazi. Öyle olunca da... Sizin en çok şaşırtan yönü ne oldu mesela? Mütevaziliği. Evet, çok çok. Hatta bazen kızıyorum ben, diyorum ki haddinden fazla mütevazi oluyorsun bazen, bu kadarına gerek yok. Ben de diyorum arada bir gaz ver bana diyorum, bir kendine gideyim yani. Unutuyorum çünkü. Peki efendim, sürpriz oldu sanki biraz. Yani nasıl gelişti süreç? Biraz bilgi alabilir miyiz? Bir arkadaşımın arkadaşı Hande. Orada tanıştık. Ben bir ödül aldım. Evet, ödül. Yılın yazarı evet. Ödülünü aldım. Bir ödül töreninde gene. Evet. Orada beni görüyor, beğeniyor Hakan Bey. Sonrasında evet. Da öyle bir arkadaşımız vesile oldu. Bir araya getirdi bizi. Ondan sonrasında da iki getirmiş. Peki herkesin merak ettiği soruyu sorayım ben o zaman. Evlilik düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmüyoruz desek yalan olur ama yani şu anda da hemen öyle bir plan da yok. Yani açıkçası olabilir tabii, ileride niye olmasın. Hiç Hakan Bey'in kulağına fısıldadınız mı evliliğe? Yok, hayır. Hiç öyle şeyler yapmam. Bunlar kader, kısmet işleri. Ne olacağını hiç bilemeyiz. Ama, hayırlısı. Hayırlısı neyse olsun. Ama bakış açınız çok şey değil böyle. Hani evlenmeyeceğiz diye bir şey yok. Yok, öyle, yok bir şey, öyle bir şeyimiz yok. Benim bütün ilişkilerimiz zaten yani ciddi, belli bir ciddiyetle yaşadım bugüne kadar. Hep öyle de yaşıyorum. O yüzden yani sadece yani böyle flört etmek için çıkan bir sanatçı olmadım. 32 yıldır kariyerimde de hep böyle olmuştur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.